Eski dönemdeki badiciler, isim vermek istemiyorum, ama şanssızdı. Siz bir sürü her şeye sahipsiniz. Ve buna bir örnek vermek istiyorum. Serdar Tolga gelir. Ooo Serdar Hoca. Tam yerinde geldi. Aynen. Sana. Allah hocam. Ufalmışsın. Bu sefer bunu yemem, bu sefer büyüdüm. Ufalmış mı hocam? Ufalmış. Ne kadar küçük değil mi? Ben her kolu karşılaştığımda söylüyorum, hard badici bu. Kendine yazık mı ediyor peki? Şortlu mortlu işlerle uğraşıyor böyle kıtlar işlerle ama yok fitim yok dipim filan diye. Şortluları sevmezsin. Ben şortlu sevmem abi. Ama benim bacağım Allah vermiş, çalışmıyorum gene de böyle. Şortlu sevmem derken tabii ki hakkıyla yapan bir şey var. Büyük bir... Ya benim şimdi kafam zaten karışık, bacağa başlayacaktı. Haber kardeşim iyi. İyi valla hocam, sizler nasılsınız? Ben iyiyim çok şükür. Antrenman yaptığımız sürece iyiyiz. Çekim arası sohbetlerimi yapıyoruz. Çekim arası sohbetleri. Ve Serdar Akolga gelince ne oldu? Çekim arası sohbetleri Serdar Akolga 7 oldu şu anda. Artık bıkmadılar benden. Ya, hocam senden bıkılıyor mu? Yok ya, çok keyifli. Ben hepsini izledim, bütün seri. Muhammed'i nasıl buluyorsun? Ya bunu defalarca konuştuk, yüzde yüz görüyoruz zaten. Arkadaşım. Yani benim tasvip etmediğim tek şey seçmiş olduğu kategori. Ben kategoriden hoşlanmadığım için onu hard body'ci. Yani Türkiye'de çünkü vücut geliştirme yapacak, vücut geliştirmeci olacak fizik çok az. Hep konuştuğumuz şey değil mi? Gerçek vücut geliştirmeci olabilecek bir kabiliyeti varken, öyle bir fiziği varken kendini ufaltıp böyle bir yol seçmesine ve vakit kaybetmesine kızıyorum. Çünkü öbür yoldan gerçekten hani 130 kilo off sezon yapıp 115 evet, kilo ya. Podyum yapabilecek bir kabiliyeti var adamın. O kendini tabii ki ben de hocam fit olmak istiyorum. Daha evet ya. Kilo almaya ya, kilo almaya bir insan bu kadar meyilli olur mu ya? Niye meyilli? Evet ya. Ve mesela vücut geliştirme podyumunda aranan özelliklerim var. Bacağının dışı bombeli, belin ince, chipset verdiğin zaman önden koltuk altı verdiği zaman göz doldurucu duruyorsun. Anlamırsan. Ama ben ömrümün sonuna kadar mens fizik yarışacağım. Daha yakışıklı durur hocam. Baksana böyle tıkır tıkır gezer. Ya düşmez kalkmaz giderler. Bakarsın bir gün hoca ne yapacağız diye kapımızı çalar, anladın mı? Bir hayat, ben o zaman hayatta olur. Ya herkes yazıyor Serdar Hoca'nın, yani artık lafı hani neden Muhammed sen badicisin diye herkes yazıyor. Hocam niye? Siz badicisiniz, Serdar Hoca hep öyle diyor size falan diye. Abi badici adam yani. Atletikçi değil. Hocam şöyle yapalım o zaman, bir derece alsın, ondan sonraki geçer. Bir derecesini alsın, içinde kalmasın. Ya biz tabii ki arkadaşız ve egzajere ediyorum. Ben herkese takılıyorum zaten kendim. Eyvallah hocam, teşekkürler. Onların zaten bana büyük bir şeyi var. Her türlü, her genç sporcunun bana müthiş bir hem saygısı hem sevgisi. Kesinlikle. Hem toleresi var. O yüzden ben resimlerin altına da takılıyorum. Yazıyorum, çiziyorum. Zaten aynen. Birisi resminin altına yazıp takılıyorsam, çiziyorsam o benim gerçekten sevdiğim. Eyvallah hocam. Eyvallah. Onlar benim samimiyetimi biliyor. Gerçekten çok iyi bir sporcu. Çok sağ olun hocam. Daha fazla muhabbetinizi bölmeyeyim ben. Şeref verdin hocam. Güzel. Teşekkür ederim. Sonra biz yine tekrardan sohbet edelim. Olsun. Ben kesinlikle hocam. Şöyle yapalım mı? Sen biraz antrenmanını yap. Sonra doğru bir daha gel. Tabii ki zevkle. Ne demek. Okay. Üstüme rahat bir şeyler.